Arkadaşlar merhabalar. Türevin geometrik yorumuna başlıyoruz. Gerçekten önemli yerler. Türev alma tabii ki önemli ama burada gerçekten türev alma e, temel bir bilgi içeren konuydu. Türevin geometrik yorumu artan azalan ekstremumlarda hakikaten yorum yapacağız. O yüzden hem çok iyi dinlemeniz lazım. Varsa ikinci derece denklem, ikinci derece eşitsizlik, analitik geometrinin eğim kavramı, doğru denklemi kurma kavramında eksikleriniz varsa bence önce oraları bir giderin arkadaşlar. Sonra zaten e, burayı daha iyi anlarsınız. Çünkü hiç analitik bilmesek olur mu burada? Yok. Olmaz. Ya da ikinci derece denklem, ikinci derece eşitsizlik bilgilerimiz az olur mu? Bence olmamalı. Çünkü bu konular profesyonel konular. Daha iyi anlamak için, iyice güzelce sindirmek için oraları halletmek lazım. Onlar zaten aynı zamanda AYT konusu olduğu için normalde de eksiğiniz olmamalı. Buraya geldiğinizde her şeyi düzgünce halletmiş olmalısınız arkadaşlar. Ben yine de ne olur ne olmaz diye gayet açıklayıcı bir şekilde size bahsedeceğim. Ama bazı noktalarda eğer olur da şöyle hissederseniz ya ben hiç anlamadım ya Allah Allah niye böyle oldu dediğiniz yerlerde ciddi bir bilgi eksikliği olabilir. Çünkü çok ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim size. Şimdi arkadaşlar türevin geometrik yorumunda şunu söyleyeceğiz aslında bir TT bir eğriye çizilen teğetin eğimi o noktadaki türevde. Sebep biz şimdi burada zaten şekilde gösterdim ama bir daha sıfırdan göstereyim. Biz diyorduk ki bir A noktasından çizilen teğetin eğimini bulmak için şöyle bir hamle yapalım. A'nın çok hafif ilerisinden tabii ben bu kadar bile uzak değil aslında. A'nın çok hafif ilerisinden böyle bir A artı H apsisi alalım. Böylece bunların ordinatı F A artı H eksi F A olur. Bölü A artı eksi A aslında Y2 eksi Y1 öyle x2 eksi x1 yani doğrunun eğimi mantığı arkadaşlar. İşte burada limit h sıfıra giderken tam a noktasındaki eğimi bulacağımız için a taş a'ya doğru geleceği için bu a noktasındaki türevi veriyordu bize. Dolayısıyla artık teğetin eğiminin o noktadaki türeve eşit olduğunu bilmeniz lazım. Bakın şimdi fonksiyonunun x eşittir 1 noktasındaki teğetin eğimi nedir? Şöyle bir parabol. Bunun bir noktasındaki teğetin neyi arkadaşlar? Aslında bize o noktadaki türevi söylüyor. Böylece türev aldığımız zaman f türev x 6x eksi 4 bu da bize f türev 1'den 6 eksi 4'ten 2'yi getirdi. İlk soru bakın böyle. Şimdi hemen size tabi doğru analitiğinden eğim formülünü hatırlatayım. 1 y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 2 bazı sorularda böyle x ekseni yapılan açıya bakacağız. Eğer doğru böyle sağa yatıksa eğim tan alfadır. Eğer bu şekilde arkadaşlar doğru sola yatıksa eğim eksi tan alfadır. Bunu da kullanacağız. Hatta şunu da söyleyeyim. Bir doğrunun eğimini bulurken arkadaşlar ne yapıyorduk? Böyle denklem halinde verirse y'yi yalnız bırakıyoruz. Sabitleyişimiz yok. Burada arkadaşlar bize doğrunun eğimini getiriyordu y'yi yalnız bırakıp x'in kat sayısını bulmak. Şimdi bunlar kenarda hani dursun ara ara böyle lazım olacağı için söyledim. Bakın şimdi şekilde y eşittir fx eşittir x kare eksi x artı 2 fonksiyonunun x eşittir 2'deki teğeti verilmiştir diyor. Buna göre fx fonksiyonunun x eşittir 2'deki teğetinin eğimi nedir? Arkadaşlar birincisi burada şunu söyleyebilirsiniz. Ben hocam türevi yapmak istemiyorum. Çünkü zaten bu doğru 2'ye 4 noktasından ve 0'a eksi 2 noktasından geçiyor dersiniz. O zaman bakın doğrunun eğimini bulurken şöyle bir hamle yapabilirsiniz. 4 artı 2 eksi eksi 2'den. 2 eksi 0 6 bölü 2'den. Doğrunun eğimi 3. Bu aynı zamanda arkadaşlar 2 noktasındaki türeve de eşit. Bir de türevi de göstereyim bakın size. Bu eğrinin denkleminin türevi nedir? 2x eksi 1. Git şimdi yerine yaz 2'yi. 2 çarpı 2 eksi 1'den gerçekten 3. Bakın hem teğetine yeme hem o noktadaki türev birbirine zaten eşit çıkmak zorunda demin söylediğimiz kavram. Çok sıkıntılı değil ama gerçekten güzel yorumlar yapmak gerekiyor. Fonksiyonunun x eşittir eksi 1'deki teğeti x ekseni ile pozitif yönde 45 derecelik açı yaptığına göre. Şu ifade analitik düzlemde arkadaşlar size eğimi anlatır. Eğer bir doğrunun x ekseniyle yaptığı pozitif yöndeki açıyı veriyorsa o zaten direkt doğrunun eğimidir. Hiç böyle sağa yatmış sola yatmış çizeyim mi çizmeyeyim mi demenize gerek yok. Bunun tanımı arkadaşlar eğim pozitif yönde diye özellikle belirtmesi lazım ama o zaman eğim tanjant 45 yani eğim 1. Bu bize aynı zamanda neyi anlatıyor? x eşittir eksi 1 noktasındaki teğet olduğu için burada arkadaşlar şöyle bir Eksi 1 noktasında teğet çizdiğimizde işte bu doğrunun eğimi f türev eksi 1, bir, 1'miş arkadaşlar. Hemen alalım o zaman türevini. f türev x, 0, eksi 7m, artı 6x. Buradan da f türev eksi 1, eksi 7m, eksi 6 eşittir, 1 arkadaşlar. Demek ki m buradan eksi 1'miş. Eğrisinin... Eksi 1 eksi 3 noktasındaki teğetin neyi Şimdi güzel. Ben fark ettiyseniz bir taslak şekillerde çiziyorum. Gidip analitik düzlemde çizmenize gerek yok ama maksat olayı bir anlamak. Eksi 1'e eksi 3 noktasından bir teğet çiziyorum şöyle. Bu doğrunun eğimi 1 verilmiş. Burada nelere dikkat edeceksiniz? 1. 1 nokta üzerindeki denklemi sağlar. O yüzden arkadaşlar f eksi 1 eksi 3'tür. 2. Şimdi yaptığımız genel olarak türev yorumu f türevi Eksi 1 bir, 1'e eşittir Bu işte arkadaşlar bize neyi getirecek Zaten doğruda 2 bilinmeyen var ya Artık diyeceğiz ki f-1 yani a Eksi b artı 1 Eksi 1 eşittir Eksi 3 olacak Buradan bunlar gitmiş oldu a-b Eksi 3 geldi İkinci yorum demin dediğim gibi f x 2ax artı b eksi 1 olduğu için bakın f türev eksi 1' de eksi 2A artı b eksi 1 1'e eşit olacak. Bundan dolayı iki denklem 1, a eksi b eksi 3'e eşit. 2 b eksi 2a eşittir 2. Buradan arkadaşlar taraf tarafa topladığımız zaman eksi a eşittir eksi 1'den a 1 geldi. a 1 geldiğine göre, ee, öbür tarafa atarsak B de bakın 4 gelmiş oldu. Toplamları soruluyor 5. Nokta denklemi sağlar ve tabii ki o noktadaki teğet neyimi o noktadaki türeve eşit arkadaşlar. Bakalım. Fx eşittir nokta nokta eğrisinin x ekseniyle pozitif yönde 35, 135 derecelik açı yaptığı. Bakın pozitif yönde 135 derece diyorsa hiç kafanı takmadan direkt şunu diyebilirsin. Bu noktadaki artık neymiş? Teğetin eğriye değme noktası. Teğetin eğriye değme noktası ne demek? Zaten o noktadaki teğet, iki noktasındaki teğet diyor. Eşitmiş 1'e. Gösteriyorum bakın bir parabol. O noktadaki teğet şöyle. Ve bu teğet arkadaşlar 135 derece olduğu için eksi bir eşit olacak. E teğetin değme noktası 2'ye 3 ise işte böyle bir görüntü 2'ye 3. O zaman yine deminki yorum gibi F2 3 olmalı ve aynı zamanda F türev 2 eksi 1 olmalı. 2 bilinmeyenden buradaki iki denklemden getireceğiz olayı. AX kare artı X artı B yani ne söyleyeceğim? 4A artı 2 artı B 3 oldu. Sonra arkadaşlar bir de o noktadaki türev hemen türevi kenarda alalım. 2 AX artı 1 yerine yazarsak X eşittir 2 diye. 4a artı 1 de eksi 1 oldu arkadaşlar. a şimdi buradan ne geldi? Eksi 1 bölü 2. a eksi 1 bölü 2 yerine yazarsam eksi 2 artı 2 b eşittir 3'ten b 3 oldu arkadaşlar. e eşit oldu bakın bunun cevabı da. Zor değil şu ana kadar yaptıklarımız. Böyle bir konuya giriş gibi oldu 5 tane soru. Çok da böyle hani abartılı yorumlar yapmadan aslında türevin geometrik yorumunu bir şöyle bir görmüş olduk. Şimdi biraz daha yorumlarımızı derinleştirelim. Bakın şimdi şöyle bir fx eğrisi verilmiş. Bu fx'i arkadaşlar eksi bir noktasında bir teğet çizilmiş. Ve bize ne sormuş ama f ile ilgili bir şey sormamış bakın. g ile ilgili bir şey sormuş. G türev eksi 1 nedir diyor. Peki nasıl yapacağım ben? Ne alaka bu G'nin eğrisini vermemiş? Denklemini vermemiş. O zaman madem öyle, biz bir kendimiz önce yapmamız gereken g türevi x'i bir yapmak. Sonra bir şey keşfedeceğiz orada. Çarpımın türevi 2x f artı x kare f türev x artı 0. Şimdi x yerine eksi 1 yazınca zaten eksi 2f eksi 1 artı f türev eksi 1. Arkadaşlar zaten f türev eksi 1. Bu noktadan çizilen teğetin midir? Ve o da neye eşit? Bakın şimdi burasının uzunluğu 1, 3 1 daha buranın uzunluğu da 4. Tanjant alfa neye eşit? 1 bölü 4. Ancak ne demiştim? Doğru sola yatıksa o noktadaki teğetin eğimi veya doğrunun eğimi arkadaşlar, sola yatık olduğu için negatiftir, eksi 1 bölü 4 olur. Eksi 1 bakın kaç eşit? O da 1. O zaman eksi 2 çarpı 1, eksi 1 bölü 4'ten eksi 9 bölü 4 oldu. Bakın aslında böyle temel bir yorumla hallettik soruyu. Şimdi yine benzer bir yorum. Bakın ne demiş? X eşittir 4 noktasındaki teğeti verilmiş. Daha soru sormadan biz isterseniz şu yorumları hadi bu soruda yapalım. Bir kere 2, 2 tanjant alfadan hatta burası 45 derece 45, 45, 93 üçgeni bakın. İkisi kenar üçgen. Burada doğrunun neyim arkadaşlar? 1. E o zaman ben şunu söyleyebilirim. 4 eksi eksi 2'den burası 6 birim. O zaman arkadaşlar burası da 6 birim. Yani bak burada şunu söyleyeceğiz hemen. F4 6'dır. Çünkü nokta denklemi sağlar ve A noktası hem doğrunun üstünde hem eğrinin üstünde. O zaman bu 4'e 6 noktası arkadaşlar. Sonra ikinci yorum. F türev 4 yani 4 noktasındaki teğetin eğimi 1 arkadaşlar. O zaman yapalım. G türev x Çarpımın türevi dikkatli olalım. 2x çarpı f x kare. Sonra artı x kare. F'in türevi normalde böyle. Ama içindeki türevi aman unutmayalım. X karenin de türevi var. O yüzden bakın 2x yapmış oldum. Gördünüz mü? E bundan sonra artık ne söyleyebilirim o zaman? Bana 2 noktasındaki türevi sorduğu için yaz yerine f4 artı 4 çarpı f türev 4 çarpı 4. Şimdi f türev 4'e 1 dedik. F4'ün demin kaç olduğunu bulduk? 6. 24 artı 16'dan cevap arkadaşlar 40 oldu. Bu şekilde bakın. Geometrik yorumdan yararlanarak diğer fonksiyonların da türevlerine el atmış olduk. Ne demiş bize? fx eğrisinin hangi noktadaki teğetinin y eşittir 5x 3 doğrusuna paralel olduğunu bulalım. Bakın şöyle bir parabol. Dışarıda böyle bir 5x-3 doğrusu var. Neden? Bu teğet değil. Bir kere zaten isterseniz çözün. Bunların ortak çözümünden delta küçüktür sıfır gelir. Böylece kesişmediklerini anlarsınız. Veya arkadaşlar şuradan da söylersiniz. Zaten madem çizilen teğet buna paralel. Demek ki bu doğru böyle bir doğru. Bizim çizmemiz gereken teğet de buna paralel. Peki analitik düzlemde paralellik ne anlatır bize? Paralellik arkadaşlar eğimler aynı demektir. İki doğru birbirine paralelse bunların eğimleri aynıdır. Bu yüzden bakın burada bir A noktası var. AB noktası var. Bu tamam FA eşittir B. Benden zaten B'yi istemiyor. Ama gerçi hangi noktada yediğine göre B'yi de istiyor. İkincisi bu noktadaki türev 5'e eşit. Çünkü bizim çizdiğimiz teğet de bu doğruya paralel arkadaşlar. O zaman hemen F türev A. 2a artı 3'tür f türeva Ve bu neye eşit verilmiş? 5'e. Buradan da a arkadaşlar 1 geldi. Şimdi bu noktanın apsisi 1 ise ordinatı nereden bulacağım? Nokta denklemi sağlar. b eşittir 1 artı 3 eksi 5'ten. Demek ki noktanın apsisi de 1 olduğuna göre ordinatı eksi 1 geldi. Bizden zaten bu noktayı istiyordu. 1'e eksi 1 oldu arkadaşlar. Bu şekilde bakın bir yorum daha yapmış olduk. Şimdi gelelim teğet denklemine. Hiç özel bir şey değil. Bir doğrunun denklemini bundan önce çokça duymuşsunuzdur. Doğrunun denklemini her hoca farklı tarzda anlatabiliyor. Benim bahsetme şeklim şu. Bütün doğruları böyle anlatabiliriz. Y eşittir mx artı n. Bu ne demek? Eğimi bul. Bir de üzerindeki bir noktayı bul ki yerine yazdığında bu sabiti de bul. Şimdi haliyle arkadaşlar x eşittir 0 noktasındaki teğet yani şöyle temsil olarak çiziyorum. Bir kere bu noktanın ordinatı kaç? 0 0 eksi 8. Bu kenarda lazım olacak birazdan. İkincisi bu eğrinin eğimi ne? T, t, türevi ne pardon? 2x artı 3. O zaman yerine yazarsak 0 artı 3'ten f türev 0 arkadaşlar. 3 geldi bu bize şunu anlatıyor. Bu doğrunun denklemi y eşittir 3x artı ne? Ve n'yi nereden bulacağım? Dikkat edin teğet olduğu için bu nokta hem eğrinin üstünde hem doğrunun üstünde. Nokta denklemi sağlar. Böylece artık n'nin de eksi 8 olduğunu gördük. y eşittir 3x eksi 8 geldi arkadaşlar. Bakalım burada ne demiş? Fonksiyonunun y eşittir 4x eksi 1 doğrusuna paralel olan denklemi nedir? Yine bakın bir parabolümüz var. Hani hep parabol niye yazıyorsunuz demin daha kolay olduğu için. Hani yoksa farklı eğriler de yapacağız birazdan. Şimdi bir parabolle böyle bir uzakta bir 4x eksi bir doğrusu var. Buna çizdiğimiz teğet y eşitleri 4x eksi 1'e paralel olduğuna göre bu doğrunun denklemi böyle olmalı. Bu bize neyi anlatıyor? Paralel olduğu için 4. Aynı zamanda eğimi 4 olduğu için burada arkadaşlar bir nokta var. O noktadaki Türev 4'müş. Bakalım onu bulalım. Türev 4x-8. Yazıyorum şimdi yerine. 4a-8 eşittir 4'ten. a3 geldi. a3 olduğuna göre ordinatı nasıl bulacağım yerine yazarak. 4 kere e, 9 kere 2 18. Eksi 24'ten. y arkadaşlar. Eksi 6 geldi. Şimdi 4'e eksi 6 4 e, eksi 6 mıydı pardon? 3 e eksi 6 noktası hem teğetin üstünde hem de arkadaşlar eğrinin üstünde. O zaman teğetin üstünde olduğuna göre yaz yerine eksi 6 eşittir. 4 çarpı 3 artı ne? Buradan da ne? Eksi 18 oldu. Doğrunun denklemi de 4x eksi 18 geldi. Mümkün olduğunca hani arka arkaya birbirine benzer sorular koyuyorum ki iyice zihninizde otursun arkadaşlar. Bakın hani demin dediğim gibi hani illa parabol mu olacak? Böyle de olabilir. 1 2 x eğrisinin x eşittir. Eksi 4'teki teğetinin denklemi nedir? Şöyle bir eğri olsun hani uydurup çiziyorum. Eksi 4'teki teğetinin denklemi dediği için o zaman eksi 4'e y noktasından geçen şöyle bir teğet. Ne söyleyeceğim burada? 1. Teğetin eğimi f türev eksi 4'tür. O zaman hemen bu f türev eksi 4 olduğu için f türev x'i bir bulalım. Ne yapar? Bir köklü sayının türevi 1 bölü 2 köktü normalde ama içinin de türevini almam gerekiyor. 1 eksi 2 x'in türevi nedir? Eksi 2. O zaman sadeleştirirsek eksi 1 bölü 1 eksi 2 x oldu arkadaşlar. F türev x. Hemen f türev eksi 4 dediğimizde de eksi 1 bölü kök 9'dan cevabımız eksi 1 bölü 3 gelmiş oldu. Şimdi doğrunun eğimini bulduk. Nasıl yapacağız artık? Y eşittir eksi 1 bölü 3x artı ne diyeceğim? N'yi de nereden bulacağım? Bu nokta aynı zamanda doğrunun da üstünde. O zaman hemen noktanın ordinatını bulalım. Nasıl? Bu parabolün, parabol diyorum. Eğrenin de üstünde olduğu için denklemi sağlar. Y eşittir 1 artı 8 karekök içinde. He, demek ki bu eksi 4'ü 3 noktasıymış. Nokta denklemi sağlar. 3 eşittir artı 4 bölü 3 artı neyden? Ne arkadaşlar? 3 kere 3 9 5 bölü 3 geldi. Demek ki doğrunun denklemi y eşittir. Eksi 1 bölü 3 x artı 5 bölü 3 oldu. Tabi şıklarda payda eşitlenmiş hali var. Merak etmeyin böyle kalsın problem yok yani. Bakın bu 12. soruyu arkadaşlar biz aslında parabol konusunda çözmüştük. Ama o zaman parabol yorumuyla çözmüştük. Şimdi gelin biz bunu gidelim normal bir türev yorumuyla çözelim. Böyle bir parabol var. Y eşittir 3x artı 1 doğrusuna en yakın noktası diyor ya. Şimdi arkadaşlar böyle bir doğruya en yakın nokta. Normalde biz en yakın noktayı dik uzaklık olarak düşünürüz. Dik uzaklığı nasıl bağlayacağım? Diyeceğim ki iki tane paralel doğru olsa bunların arasındaki dik uzaklık demek aslında Gördüğünüz gibi bu şekilde birbirlerine paralel oldukları için şöyle üzerindeki bir noktanın hakikaten buraya dik uzaklığı demek gibi olur. O yüzden bize demek istiyor ki burada siz gidin y eşittir 3x artı 1'e paralel bir y eşittir 3x artı n'ye doğrusu seçin. Zaten bu doğru paralel olduğu için üzerindeki bir noktada buna en yakın uzaklıkta olur. Çünkü paralel iki doğru arasında en yakın uzaklık diye bir şey yok. Bütün noktalar zaten eşit uzaklıkta. Düşünsenize burayla buranın uzaklığı bu doğruda burayla buranın uzaklığı hep aynı yeter ki dik uzaklık olsun. Bu yüzden işte bu paralel doğruyu seçtim. Artık paralel doğrunun eğimi 3 olduğuna göre şöyle bir A noktası var. Bu noktadaki teğetin eğimi yani türev 3'e eşit. Hemen türevini aldığımız zaman 6x 2 f türev f türev a eşittir 6a 2 eşittir 3'ten A5 bölü 6 geldi. Zaten bizden en yakın noktanın apsisini istiyordu. Biz bunu parabolle yapsaydık delta yorumu falan yapmamız gerektiği için birazcık daha işlemler bizi uğraştırırdı açıkçası. Gelelim buraya. Fonksiyonunun x eşittir eksi 1 noktasındaki teğetinin denklemi y eşittir 3 eksi 2 x'tir. Buna göre m artı n kaçtır demiş. Şimdi e, böyle bir eğri var arkadaşlar. Bu şekilde bir teğet çiziyoruz. Şu şekilde çizeyim. Burada teğetin eğimi dikkat ederseniz y'yi yalnız bıraktığınızda eksi 2. Aynı zamanda neyi görmemiz lazım? Bu x eşittir eksi 1 noktası diyor ama bunun bir de bir ordinatı var. Bu aynı zamanda doğru denklemini sağlar. Orada yerine yazıp y'yi bulalım. Eksi 1 eksi 2 ile çarparsak artı 2. 3 artı 2'den 5. Demek ki bu nokta Eksi 1'e 5 noktasıymış. Bunu niye buldum? Birazdan eksi 1'e 5 noktası diyeceğiz ki teğeti de sağlar. E, pardon. Eğriyi de sağlar. Yerine yazacağım. Kullanacağım. Şimdi. Eksi 1 noktasındaki türeve bakalım. 3x kare artı 2x çarpı 1 eksi m artı 2n artı 1. X yerine arkadaşlar eksi 1 yazdığımız zaman 3 eksi 2 artı 2m artı 2n artı 1 eşittir eksi 2. Buradan bu eksi 2'ler gitti. 2m artı 2n eksi 4. m artı n eksi 2 oldu arkadaşlar. Zaten onu soruyor. Olayı hallettik. Eğer m ve n'yi ayrı ayrı sorsaydık. Hani onu da konuşalım. m ve n'yi ayrı ayrı sorsaydı. Bir de ne diyecektim? f eksi 1 5 olduğu için yerine yazıp eksi 1 artı 1 eksi m Eksi 2 n eksi 1 artı 7 eşittir 5 deyip bak buradan bir tane daha m ve n denklemi gelip taraf tarafa toplayarak çıkarak v, m ve n'yi bulmuş olacaktık arkadaşlar. Yani böylece aklınızda bir soru işareti de kalmasın. Bakalım şimdi buraya. Y... Yine bakın bu soruda paralellik demiş arkadaşlar. Şimdi paralel dediğine göre yine eğimler aynı. Demek ki x eşittir 2 absisli noktada teğet olan bu doğru gx doğrusuyla e yine bu gx tabi değil mi? Evet doğru orada. Ve 8 noktasında teğet olan d doğrusu arkadaşlar birbirine paralel olduğu için f türev 8 eşittir g g türev 2 diyeceğiz. Neden g türev 2 dedim Bu arada. Hani o doğru tamam mı? Zaten doğrunun arkadaşlar her noktadaki eğimi aynıdır. O yüzden bu noktadaki eğim de arkadaşlar g türev 2 olarak da adlandırılabilir. f türev 2 olarak da adlandırılabilir. f türev 2 teğetin eğimi manasında, g türev 2 doğrunun eğimi manasında. Bunların ikisi de aynı şey. Ha doğrunun eğimi demişsiniz, ha bunu yazmışsınız aynı şey. Doğrunun eğimi her noktada aynı çünkü arkadaşlar. Bu kenarda dursun. Başka ne söyleyeceğiz? Bakın burada tanjant alfadan dolayı 4 bölü 2 aslında g türevi 2, f türevi 2 ve f türev 8 ne gelmiş oldu? 2 gelmiş oldu arkadaşlar. Bu doğruların eğimleri aynı olduğu için. Bakalım buna göre o zaman f bileşke gx ne demek? Türevini aldığımız zaman f türev gx çarpı g türev x eşittir arkadaşlar h türev x. Buna göre f türev g2 çarpı g türev 2. g türev 2'yi zaten demin söyledik 2. f türev g2'ye bakalım. Şimdi arkadaşlar g2 kaçtır? Buradan nasıl anlayacaksınız? Direkt şunu yapacaksınız. Buranın uzunluğu 4 birim. O zaman buranın uzunluğu kaç birim olmalı? 8 birim. Çünkü tanjant alfa yani eğim 2 idi. Buna göre o zaman f türev 8 oldu. F türev 8'de de demin ne söylemiştik? 2. Böylece cevap arkadaşlar 4 gelmiş oldu. Şöyle bir soruyu tekrar göstereyim bakın. F türev 8, G türev 2, F türev 2 bunların hepsi aynı. Tanjant alfa 2'ye eşit. Tanjant alfadan dolayı doğrunun arkadaşlar eğimi 2 olduğu için 8 bölü 4 olması lazım. Bu yüzden de G2 8 geldi. Bakın basit gibi görünüyor ama böyle hafif bir analitikte sendeleseniz belki soru zorlaşır. Normalde zor değil kesinlikle ama. Yukarıdaki şekilde y eşittir fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. D doğrusu y eşittir fx eğrisine x eşittir eksi 1 noktasında teğet. Hemen yorumumuzu yine yapalım. F türev eksi 1 neye eşit? Tanjant alfa 2 bölü 2'den 1 ama doğru sola yatık. F türev eksi 1 eksi 1 olur arkadaşlar. Sonra lazım olursa burası artık 45 derece. 3 birim o zaman burası da 3 birim olmalı f eksi 1 arkadaşlar 3 birim olmuş oldu. Şimdi gx f kare x hemen türevini al her iki tarafın. Nasıl yapıyorduk fonksiyon türevinde? 2f x diyoruz önce x karenin türevi gibi. Ama muhakkak yanına f türevi x'i yapıştırmayı unutmuyorum. Böylece arkadaşlar f g türev eksi 1 yapmak için x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Sonra yine burası f türev eksi 1 oldu. F türev eksi 1'i eksi 1 buldum. F eksi 1 zaten 3. Böylece cevap eksi 6 geldi. Yapmam gerekenleri yapınca geri kalan kısımda sadece yerine yerleştirmem yeterli oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım. Aşağıdaki fx fonksiyonu ile d doğrusu eksi 2'ye 4 noktasında teğettir. gx doğrusal olduğuna göre g bileşki fx fonksiyonunun x eşittir. Eksi 2 apsis noktasındaki türevi nedir? G bileşik fx'in türevi nedir? G'nin türevi içine fx'i yaz. Çarp sonra f türevi x'te. Bu şimdi g bileşke fx. Ben ne yapmalıyım? Burada x eşittir eksi 2 dediği için hemen yerine yazıyorum. G türev f eksi 2 çarpı f türev eksi 2. F türev eksi 2'nin hemen teğet eğimini bulalım. Tanjant alfa burası 4 birim. Burası da 4 birim arkadaşlar. O zaman tanjant alfa 4 bölü 4'ten 1. Bu aynı zamanda teğetin eğimi yani 4 nokta eksi 2 noktasındaki türev 1. O zaman f türev eksi 2'yi hemen buraya yazdım 1. f eksi 2 kaç arkadaşlar? 4. O zaman bu ne oldu? g türev 4. Bu arada bir doğrunun her noktasındaki teğeti yani bunu teğet çizemeyiz bile zaten her noktasındaki türevi o yüzden aynıdır. Hakikaten bakın bu doğrunun eğimi tanjant tarifadan 4 bölü 2'den 2 ya. Bu doğru y eşittir 2x eksi 4 doğrusu denklemi. E siz bunun türevini aldığınız zaman zaten otomatik olarak 2 oluyor. 2 çarpı 1'den de böylece cevap 2 geliyor. Çok basit bir yorum yapacağım burada da. Aslında güzel bir soru. Bu arada normalde ortalama 20 dakika belki derslerde yeterli olabilir. Sıkılır mısınız bilmiyorum arkadaşlar ama siz kendiniz ona göre ayarlayın. Ben bu videoyu tek konuyu tek video halinde çekeyim. Çünkü bir 5-6 sorum daha kaldı. Bölmeyeyim artık. Tek videoda halledelim bu işimizi. Siz isterseniz bir mola verirsiniz. Şimdi mola demişken aslında ben kendim bir mola vermiş olayım arkadaşlar. Tam burada bir duralım. Ee, ben... Böyle hani bizim çok böyle hani kale almak zorunda değilsiniz. Biz böyle ders anlatıyoruz diye ee, örnek alınması gereken, işte kale alınması gereken dedikleri böyle kanun gibi olan insanlar değiliz ama geçen gün e, izlediğim bir film gerçekten hoşuma gitti. Ben sizin yılınızda yani sınav yılınızda film izlerken bile böyle biraz daha verimli filmler izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü... Çok kafanızın biraz hani dağılması lazım gibi aynı zamanda mı dağıtmamalısınız? Size şöyle bir katkısı olması lazım ama diğer taraftan da böyle kendinizi film bittiğinde kötü de hissetmemelisiniz şeklinde. Filmler, diziler daha mantıklı olabilir. Tabii günümüz dünyasında artık diziler aşırı derecede izleniyor. Bu bence vakit kaybına da sebep oluyor. Bazı öğrenciler var arkadaşlar gerçekten güzel bir şekilde son sene kendilerine hakim oluyorlar zaten biz demeden yapıyorlar ama bazıları da böyle aile baskısı falan derken iyice işin çıkıyor. Benim genelde önerim şudur. İnsan açık söylemek gerekirse bir şeye ihtiyaç duymadığı sürece onu yapmaz. O yüzden bu telefon bırakmalar, işte yok tuşlu telefona geçmeler birilerinin zoruyla ya da gazı, gazıyla olursa olmaz. Teknolojiden uzak durmaya yani gerek yok ama zarar verdiği noktada durmak lazım. Ben o yüzden bu son senelerdeki bu Netflix'ler, Blue internetten dizi izlemeler bana çok hani bir öğretmen gözüyle söyleyeyim en azından çok en azından çok mantıklı gelmiyor ama film diziye göre daha mantıklı çünkü bir buçuk iki saatte bitiyor. Bu anlamda ben size çok güzel de bir katkısı olacağını düşündüğüm için bir animasyonu önereceğim. Bu arada animasyon deyince şey gibi düşünmeyin böyle hani çocuk yani aman hocam gibi düşünmeyin. Tam tersi aslında biraz animasyon zaten büyüklere yönelik gibi arkadaşlar. Soul diye bir film zaten Türkçesi ruh işte bildiğimiz Soul. Ee, film gerçekten bence güzel. Ee, ben hakikaten filmi spoiler vermeyeyim ama şunu hissettiriyor yani. Biz bazen hayatta mucizeler bekliyoruz arkadaşlar. Sınav için de öyle. Bir mucize olsun ve başarayım. Bir iyi hoca denk gelsin ki başarayım. Hayatımda işte bir şans kapımı çalsın ve ondan sonra mutlu olayım gibi bekliyoruz ama aslında her gün yeni bir fırsat arkadaşlar. Klişe gibi olabilir ama ben önceden bazı durumlarda böyle ya keşke şöyle olsaydı da böyle olurdu böylece daha mutlu olurdum dediğim zamanlardan sonra uzun uzun düşününce gördüm ki gerçekten insan şansını kendi oluşturuyor. Çok basit bir örnek vereyim. Ben üniversite sınavında 10 oldum arkadaşlar ve hep en az 1-1,5 bir, bir yıl boyunca şunun ezikliğini yaşadım. Ben hedefim normalde Boğaziçi matematikti. Olmadı yıldız matematiğe geldim. Hatta benim için o yıldız matematiğe düşmek gibiydi. E şimdi o zamanlar böyle aşırı derecede canım sıkılıyordu. Ve diyordum ki yani ben eğer işte hasta olmasaydım sömestr tatilinde Nokta nokta olmasaydı değil 10.000 işte en az böyle 500-600'üm vardı ki gerçekten öyle hani derece hedefleyen grubun içindeydim. Ama sonra dedim ki bu bir bahane. Yani ben yapmak isteseydim o zaman öbür sene yine çalışırdım. Yani bunun sonu yok. O yüzden e, ben yine öğretmen olacaktım. Boğaziçi Üniversitesi'ne gittiğimde de ben öğretmenliğimi belki yurt dışında yapacaktım. Belki farklı bir şekilde yapacaktım. Yabancı okullarda yapacaktım ama yine öğretmen olacaktım. O zaman ben niye kendimi böyle gereksiz yere hem ezik hissediyorum hem de böyle tarihi bir fırsatı kaçırmış gibi düşünüyorum ki deyip sonra hakikaten daha mutlu olduğum bir hayat oldu. Sizin için de böyle keşke şu bu vesaire sürekli demek yerine arkadaşlar. Bugününüzü değerlendirin. E, zekanızı kullanın. Maksimuma ulaşın. Bunun için de her günü gerçekten bir fırsat olarak değerlendirip ne dün ne yarın şu an sizin bugüne ihtiyacınız var. Bence bu anlamda da çok tatlı bir film arkadaşlar. Sul filmi. Öyle bir 5 dakikalık biz de bir mola vermiş olalım. Şimdi D doğrusu x eksenine paraleldir diyor. Buna göre fx parabolüne üzerindeki x eşittir a ve x eşittir b absisli noktalarında çizilen teğet doğrularının eğimleri toplamı kaçtır demiş. Arkadaşlar bakın çok temel bir yorum yapacağım burada. Bir parabolde iki noktanın ordinatı aynıysa bunlar simetri eksenine göre simetriktir arkadaşlar. Yani uyduruyorum şimdi bu simetri ekseninin geçtiği nokta 1 ise burası mesela eksi 3 olsa burası 5 olur. Simetri eksenine göre simetriktirler ve ordinatları birinin y ise öbürünün de y olur. Peki bu sorunun ne alakası var bununla? Şimdi simetri eksenine göre simetrik iki nokta olduğu için siz şöyle bir teğet çizdiğiniz zaman buna da arkadaşlar işte biraz yamuk oldu. B noktasından bir teğet çiz... Aman! Bunu çizeceğiz derken de... Heh. Şöyle bir teğet çizdiğiniz zaman arkadaşlar bir kere burada şu olacak. Tabana inendik, tabanı ikiye böldüğü için bu ikizkenar bir üçgendir ve açı ortaydır ikizkenar üçgen olduğu için burası da alfa alfa olur. O zaman buradan çizilen teğet eğimi tanjant alfa iken buradan çizilen teğet eğimi sola yatık olduğu için eksi tan alfa olur. Ve bunların eğimleri toplamı gördüğünüz gibi sıfır olur. İşte tamamen simetri eksenini kullanmayla alakalı. Çok basit ama bence güzel bir soru. Hemen yine geri döneyim. E, simetri eksenine göre simetrik olduğu için ikizkenar üçgen geldi. O yüzden eğimler birbirinin ters işaretlisi çıktı. Gelelim şimdi buraya. x kare artı 5x artı a parabolüne x eksenini kestiği noktalardan çizilen teğet doğruları dik kesiştiğine göre a kaçtır denmiş. Burada hemen bir parabol arkadaşlar düşünün. Şöyle. x eksenini kestiği noktalardan teğetler çiziyoruz. Ve bu teğetler dik kesişiyormuş. Böyle bu şekilde. O zaman bakalım. Şimdi burası bir x1 noktası burası gerçi teğeti nereden çizecektik? Buradan değil mi? Kestiği noktadan. Burası da x2 noktası. Şimdi f türev x1 ile f türev x2 eksi 1'e eşit verilmiş. O zaman hemen türevini alırsak bu fonksiyon 2x artı 5. Yerine yazarsak 2x1 artı 5 çarpı 2x2 artı 5 eşittir eksi 1. Buradan dağıtırsak 4x1 çarpı x2 sonra artı 10x1 artı 10x2 eksi eşittir eksi 1. Buradan x1 çarpı x2 kökler toplamından arkadaşlar eksi b bölü a. E, x1 çarpı x2 diyorum pardon. Ç e, kökler çarpımından a yani 4a. Kökler toplamı x1 artı x2'den 10 tane x1 artı x2 nedir? Eksi 50. Sonra öbür tarafa attım. Öbür tarafa attım derken A bir hata yapmışım ya bak şimdi fark ettim. 5 ile 5'i e çarpmayı unutmuşum. Affedersiniz burada bir 25 var bir de. O zaman burası da 25 oldu. 4a eşittir eksi artı 24 olmuş oldu. Yani a buradan 6 geldi. Bakın bu şekilde kökler toplamı ve kökler çarpımıyla alakalı bir soru. Türevi sadece başlangıçta kullandık. Hemen tabii onu da belki söylemeyi unuttum ama bir unutanlar olabilir. İki doğru dik kesişiyorsa arkadaşlar eğimler çarpımı eksi 1'dir. Bu bilgiyi de hatırlatmış olayım. Şimdi gelelim 19. soruya. Ben şimdi 19. soruda size direkt ezber bilgiyi vermek istiyorum. Çünkü bunun bir sürü yerde ispatı yapılıyor. Neden böyle olduğu anlatılıyor. Ama bana sorarsanız çok da böyle mühim bir şey değil aslında arkadaşlar. Orijinden çizilen teğetler dik kesiştiğine göre A kaçtır deniyor. Bu e, eğimler çarpımının eksi 1 olmasından ve bence hani türevden değil de açık söylemek gerekirse kökler toplamı kökler çarpımından yararlanacağımız bir olay arkadaşlar. Ben o yüzden burada isterseniz ezberi vereyim. Çok hani içime sinen bir soru modeli değil çünkü. Yıllar yıllar evvel ÖSYM'nin ta 80'li yıllarda mı 90'lı yıllarda mı ne böyle sorduğu bir soru modeli olduğu için çözeceğim sadece. Orijinden çizilen teğetlerde arkadaşlar delta eşittir eksi 1. Bilmeye gerek var mı? Valla ne bileyim ne olur ne olmaz. 1970 yılında sorulan bir soru vardı ÖSYM tarafından üçgenlerde. Gitmiş bunu mesela 2011 yılında bir daha sormuştu. Veya 2010 yılında yanlış hatırlamıyorsam yani 41 yıl sonra veya 40 yıl sonra aynı soruyu bir kere daha sormuştu. Olur mu? Biz ne olur ne olmaz gözüyle bakalım. Bu şekilde teğetler dik kesiştiğinde ama orijinden çizilecek. Spesifik yani deminki gibi böyle yaptığımda bak onu yorumla hakikaten çözdüm. Hani ezber çözmedim. Burada yorum yaparak çözdüm. Kendiliğinden geldi ama bu aşırı ezber bir durum olduğu için vallahi ne yalan söyleyeyim uğraşmak istemiyorum ben de. O yüzden de delta eşittir eksi 1 derim geçerim. 9 eksi 8a eşittir eksi 1'den 10 eşittir 8a a eşittir 5 bölü 4. Bakalım bu soruya. Eğrisine x eksenine paralel kaç farklı teğet doğrusu çizilebilir? Şimdi biz bir eğriyi arkadaşlar x eksenine paralel teğet ne demek onu anlayalım. Şöyle bir eğri var diyelim. Şimdi x eksenine paralel teğet çizdiğiniz zaman şöyle temsil olarak göstereyim. Bunun x eksenine paralel olmasından dolayı eğimi sıfırdır. Yani bana demek istiyor ki türevi sıfır olan noktaları bul. Buna göre arkadaşlar 5x üzeri 4 eksi 5 eşittir f türev x. Buradan yararlanarak 5x üzeri 5a üzeri 4 eksi 5 eşittir 0. Çünkü o noktalarda türev sıfır olmalı. Neden? x eksenine paralel bir doğur, doğrunun eğimi sıfırdır arkadaşlar. Buradan da a üzeri 4 eksi 1 eşittir 0 her iki tarafı bölersek a kare eksi 1 çarpı a kare artı 1 eşittir 0. Buna göre bakın a buradan eksi 1 ve 1 oldu. Haliyle arkadaşlar iki noktada bu çizilen teğetler x eksenine paralelmiş. Böylece bunu da halletmiş olduk. Şimdi fonksiyonun x eksenine paralel olan teğetlerinin fonksiyona teğet olduğu noktaların apsisleri çarpımı 4 olduğuna göre f1 kaçtır demiş. Şimdi yine böyle bir eğri var. x eksenine paralel olan 2 teğeti var. Bu x1 olsun. Bu da x2 olsun. Burada x1 çarpı x2'nin arkadaşlar 4 olduğunu söylüyor. Bakalım f1 nedir bakacağız ona göre. Şimdi 4x küp 4x kare artı 8x artı a bu fonksiyonun türevi. Burada şurada hata yapmışım ya. 4, 3x kare yazacağıma 4x kare yazmışım pardon. Şimdi böyle yaptık arkadaşlar tamam mı? Burada şuna dikkat edeceksiniz. Bir teğet x eksenine paralelse zaten nedir? Sıfırdır. Yani biz Şöyle düşünün. Bir x noktasında türev alıyoruz. Ve bu noktasındaki türev arkadaşlar x noktasındaki türev sıfıra eşit oluyor. x eksenine paralel olduğu için. O zaman buradan 2 kök geleceği için kökler çarpımı ne verilmiş soruda? 4 verilmiş. İşte bu yüzden a arkadaşlar 12'ymiş. Yerine yazdığımız zaman f1 ne olur? 1 artı 4 artı 12 eksi 2. Yani 16, 1 çıkarırsak 15. Gördüğünüz gibi bu şekilde herhangi bir noktasından çizilen bu x temsili olarak x. Bu noktadan çizilen teğet eğimi 0 olduğu için böyle 0'a eşitlemiş olduk. Oradan da iki tane kökün çarpımından 4 olduğundan x1 çarpı x2 arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde olmuş oldu. Bence bu da güzel bir soru. Evet yine iyi bir soru y eşittir x küpe eksi 1 eğrisine üzerindeki 1 sıfır noktasından çizilen teğet doğrusu eğriyi başka bir b noktasında kesiyor. Buna göre b noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Bakın şimdi şöyle bir eğrimiz var. Bire sıfır noktasından çizdiğimiz teğet böyle bu eğriyi başka bir b noktasında kesiyor. Gördünüz mü? Burada teğet orada kesiyor. A 1'e 0. Burasını bilmiyoruz. B noktasının koordinatları toplamını bulacağız. Bakın şimdi türevini aldığımız zaman 3x kare eşittir fonksiyonun türevi. x gördüğümüz yere 1 yazarsak 3 eşittir 1 noktasındaki türev. Peki bu bize neyi anlatıyor? Veya d'yi nasıl bulacağız? Analitik geometri sorusu aynı zamanda bu. Çünkü arkadaşlar burada bakın bu doğrunun denklemi y eşittir. Eğim 3 olduğu için 3x artı nedir? x yerine de 1 yazarsak sıfırı da ordinatı olduğu için 1 çarpı 3 artı n'den n'ne geldi eksi 3. Yani 3x eksi 3 doğrusu bu. Bu y eşittir 3x eksi 3 doğrusuyla ben bu eğriyi kesiştirirsem zaten a ve b kesim noktalarını bulurum. A zaten elimde bir de b'yi bulacağım. Benden de b'yi istiyor. Ortak çözüm yapacağız. x küp eksi 1 ile 3x eksi 3'ü ortak çöz. Böylece x eksi 1 parantezinde x kare artı x artı 1 bu da 3 parantezinde x eksi 1. At öbür tarafa x eksi 1'i x kare artı x artı 1 eksi 3 eşittir 0. Ben sadeleştirme yapmamanızı tavsiye ederim. Neden? Alışkanlık oluyor sonra kökleri unutuyorsunuz ya da eşitsizliklerde de aynı şeyi yapıyorsunuz. Riske girmeyin alın böyle her iki tarafı da ortak parantezi sonra rahat edin. x eşittir 1 diyeceğiz. Evet zaten hakikaten kesim noktalarının hapsisinden biri 1. Sonra burada da arkadaşlar x kare artı x eksi 2'nin çarpanlarını ayırırsak yine ne geliyor bakın x eksi 1 çarpı x artı 2. Gerçekten x eksi 1 noktasında bu çift katlı kök geldiği için 1'e 0 noktasında hakikaten t etmiş. Burada da apsisi eksi 2 olan noktada b noktasında kesişiyorlar. b noktası eksi 2'ye y bunu da nasıl bulacağız arkadaşlar? İster doğru denkleminde yerine yazın isterseniz eğri de hiç fark etmez. İkisinin de üzerinde çünkü. Hadi ben şimdi doğrunun üzerine yazayım. 3 çarpı eksi 2 e, eksi 3 böylece y eşittir eksi 9 oldu arkadaşlar. Apsis ve ordinatın toplamı da eksi 1 geldi. Bu şekilde bakın size her zaman söylediğim gibi temsil olarak bir şekil çizin. Maksat burada mevzuyu görmek. Yoksa arkadaşlar görselleştirmeyince biraz yorum fazla yapmanız gerekir. Hatta göremediğiniz yerlerde olur açıkçası. Bu çok daha mantıklı geliyor bana. Şimdi buna göre bakalım. Artık son iki sorumuza geldik. Fonksiyonla üzerindeki tüm noktalardan çizilen teğetler x ekseniyle pozitif yönde dar açı yaptığına göre. Bakın şimdi bir fonksiyon var böyle x ekseniyle böyle tabi öyle bir şey yapalım ki hangi taraftan çizerseniz çizin hep dar açı yapıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Şimdi biraz kıvırsam bakın ne oluyor? Şuradan böyle biraz daha böyle kıvrık yapsam şöyle olsa. Aa bak burada görüyor musunuz? Bazı noktalarda teğet gördüğünüz gibi negatif teğet yani sola yatık. O zaman böyle olamaz. Bu şekilde olabilir. Bu şekilde de olabilir. Böyle olur mu? O zaman da hep dar açıya değil geniş açı yapıyor. X ekseniyle çünkü sola yatık bir doğru arkadaşlar. X ekseniyle geniş açı yapar. Eğimi negatif olduğu için. O zaman burada bize ne söylüyor biliyor musunuz? Bu eğri arkadaşlar daima artan bir eğriymiş. Çünkü bir e, bir fonksiyon bu görünüşte ise arkadaşlar daima artan olacak. Artan azalanlıkta bundan zaten bahsedeceğiz. Ama burada şöyle demem yeterli. Şimdi türevini alıyorum. 3x kare artı 12x artı m. Artan azalanlık yorumu yapmayacağım bak. Sadece böyle dedim. Hani artan fonksiyon dedim artan yorumu değil. Şimdi ben çizdiğim teğetlerin hepsi dar açı yapıyorsa o zaman şu demektir arkadaşlar. Siz bir x1 noktası aldığınız zaman buradan çizdiğiniz teğetin eğimi pozitif olmalı. Daima pozitif eğimli bir doğru çizebiliyoruz demek. Bakın bu teğeti çizdiğinizde, bu teğeti çizdiğinizde, bu teğeti çizdiğinizde hep x ekseniyle bunlar dar açı yaptığı için bu şekilde dar açının tanjantı pozitiftir. Daima pozitif eğimli demek ne demek? Bunların türevi daima pozitif. Buradan yola çıkarak da daima pozitif olması için hatırlayın delta küçüktür sıfır olması lazım arkadaşlar. İkinci dereceden bir denklemin daima pozitif olduğunu biliyorsam. Böylece 144 eksi 12 m küçüktür sıfır olmalı. Buradan da 144 küçüktür 12 m. 12 küçüktür m'den m'nin alacağı en küçük değer 13 gelmiş oldu. Evet son sorumuz arkadaşlar. Y eşittir x kare eğrisi üzerinden bir 2'ye 4 noktasından geçen teğet doğrusu. Böyle bir teğet doğrusu. ab eşittir. 3 birim olacak şekilde bir B noktası alıyormuşuz. Şimdi burada neye dikkat etmemiz lazım? Bir kere e, y eşittir x kare 2 noktasındaki teğet nedir? f türev x 2x olduğundan dolayı f türev e, 2 2 çarpı 2'den 4. Demek ki bu noktada doğrunun eğimi y eşittir 4x artı n şeklinde olacak şekilde bir 4 eğimli doğru. x yerine yazıyorum 2'yi y yerine yazıyorum 4'ü. O zaman buradan da n eksi 4 geldi. Doğrunun denklemi y eşittir. 4x eksi 4 oldu. Bu ne demek? Burada siz bir a noktası alırsanız bunun ordinatı da 4a eksi 4 demektir arkadaşlar. O zaman hemen iki nokta arasındaki uzaklığı bulalım. Neydi formülümüz? Söylüyorum bakın. y2 eksi y1 karesi artı x2 eksi x1'in karesi. Eşit olmalı 3'ün karesine. İki nokta arasındaki uzaklığın formülü. O zaman bakın 4a eksi 8'in karesi ve A eksi 2'nin karesi, bu aslında ne? 4A eksi 8'in karesi, 16 çarpı A eksi 2'nin karesi. Bu zaten A eksi 2'nin karesi. Buna göre demek ki A eksi 2'nin karesinden 17 tane oldu, 9 geldi. A eksi 2'nin karesi buradan 9 bölü 17 oldu. Şimdi her iki tarafın karekökünü alırsak, mutlaka A eksi 2, 3 bölü kök 17 olur. Bize ne soruyordu? A ile B noktaları arasındaki ordinatlar farkının pozitif değeri. Dikkat edin. Bunların ordinatlar farkı arkadaşlar 4A eksi 8 değil miydi? Şurada bakın. 4A eksi 8 de. O zaman ben A eksi 2'nin mutlak değerini biliyorum. Buradan 4A eksi 8 12 bölü kök 17 de olabilir. Eksi 12 bölü kök 17 de olabilir. Şıklarda hangisi var? Pozitif dediği için 12 bölü kök 17 var. Bu şekilde bakın A'yı bul. Git sonra yerine yaz yapmana gerek yok. Zaten bunların ordinatlar farkı 4a eksi 8'de. Böylece bunun mutlak değerini bilince yerine yazmam yeterli oldu. Bu şekilde sonlarda da birkaç tane bakın yorum sorusu çözdük. Bundan sonra artık çok daha önemli bir yer, çok daha böyle yorum yapacağımız bir yere geleceğiz. Artan azalanlık kısmı arkadaşlar orada görüşmek üzere. İyi çalışmalar.